Dua etmenin önemi. Kullarım sana beni sorduğunda ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulalar. Hz. Peygamber Allah'ı zikretme konusunda yaratılmışların en üstünü idi. Günün her anında hangi işle meşgul olursa olsun Allah'ı anmaktan ve dua etmekten geri durmazdı. Furkan suresi 77. ayeti kerimede de sizin duanız olmasaydı Rabbim size değer verir miydi buyuruluyor. Resulullah Efendimiz hangi durumda olursa olsun dua etmekten ve Allah'ı anmaktan geri durmazdı. Dua bir tedbirdir, en büyük teslimiyet anlayışıdır. Allah'a yalvarmak, yakarmak, ihtiyaçları arz etmek, ondan yardım istemek, onu yüceltmek demektir. Her insan zorlandığı, üstesinden gelemediği bir durumla karşılaştığında inandığı üstün varlığa sığınır, ondan yardım bekler. Sıkıntılı anlarda Allah'a yalvarıp dua etmek sadece imanı kamil ve dini hassasiyeti yüksek insanlara has bir durum değildir. İmanı en zayıf olanlar bile dua ile gönüllerinde bir ferahlık ve rahatlama hisseder. Sıkıntılarının son bulacağına ümidi artar. Bu yönüyle dua İnsanın ruhu için şifa, bunalımlara karşı bir kalkan olur. Hiç şüphesiz dini hassasiyeti yüksek bir Müslüman için dua, insan psikolojisine olumlu etkilerinin çok ötesinde manalar taşır. Mümin bilir ki darlık veya genişlik zamanlarında Allahu Teala'ya gönülden yapılan dua mutlak kabul olacaktır. Dua eden kulun kalbi Allah'tan başka bir şeyle meşgul olmamalıdır. Nefsin istekleri, Allah'ın dışındaki sevgiler ve amaçlar duayı hedefinden uzaklaştırır. Resulullah biliniz ki Allahu Teala kendisinden gafil bir kalbin duasını kabul etmez buyurmuştur. Mümin bir kulun Allah'ın güzel isimleriyle dua etmesi Kur'an'ın emridir. Araf Suresi 180. ayeti kerimede en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin buyurulmaktadır. Dua yapan mümin Rabbine karşı bir korku ama sonsuz umut sahibi olması gerekmektedir. Duaya Allah'a hamd ve sena, Resulüne salat ve selam ederek başlanmalıdır. Resulullah dua eden bir adamın dua sırasında salat ve selam okumadığına şahit olduğunda bu kimse acele etti diye buyurdu. Sonra adamı çağırıp Biriniz dua ederken Allahu Teala'ya hamd ve sena ederek başlasın. Sonra peygambere salat okusun. Sonra da dilediğini istesin buyurdu. Dua ederken seslerini aşırı şekilde yükseltenleri gören Resulullah şöyle buyurdu. Ey insanlar! Kendinize gelin. Çünkü siz bir sağırı veya uzaktaki birini çağırmıyor, ancak her şeyi işiten ve çok yakın bulunan birine dua ediyorsunuz. Sizin kendisine dua ettiğiniz, size bineğinizin boynundan daha yakındır. Resulullah buyurdu ki, Akşamdan temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyinde uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin. Mü'min, küçük büyük her türlü ihtiyacını Allah'tan istemelidir. Rabbim kendisine hakkıyla dua edebilmeyi ikram eylesin. Her anımızla birlikte ona karşı muhtaç olduğumuzu anlayabilmeyi nasip eylesin. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu